Merhaba arkadaşlar, Pastoral kanala hoş geldiniz. Bugün sizler için bitki koruma ürünleri bayilik sınavının içeriğinden bahsedeceğim. Sonrasında ise siz bana yüz yüze bir şekilde tam olarak bu şekilde anlatmamı istediğiniz dersleri. Fakat ben öncesinde bir tanıtım yaparak en azından giriş kısmı olan fitopatoloji ve entomoloji, genel entomoloji kısmını slide üzerinde anlatmak istiyorum. Öncelikle bunu bu şekilde bir açıklamış bulunayım. Tabii ki kendim aralarda görüneceğim. Fakat onları slide hazırlamadan anlatmamın mümkün olmadığını, sadece kelimelerimin havada kalmış olacağını fark ettim. Bu yüzden bu şekilde bir yol izleyeceğim. Sonrasında hastalık ve zararları tek tek ele alarak, mümkünse günde bir video şeklinde sizlere önemli olan hastalık ve zararları, nelerde önemli olduğunu, Latince ismini. Buna göre işte bir yol izleyeceğiz. Ben size bir hap bilgi şeklinde 2-3 dakikalık, en fazla 5 dakikalık hastalık ve zararları anlatan videolar hazırlamış olacağım. Videomuza başlamadan önce eğer abone değilseniz, abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi bu derslerin devamı gelecek. Ben sadece şu anda bitki koruma ürünleri bayilik sınavı ne için yapılır, içeriği nelerdir, günümüzdeki ücretinden bahsedeceğim ama tabii ki kimler girebilir, ücreti nedir, soruları nasıl itiraz edilir, hepsini sizlere bu videoda anlatacağım. Bu video bizim giriş videomuz olacak ve sonrasında parça parça ben sizler için ders anlatımına başlayacağım. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. İnşallah girenler benim vesilemle kazanırsa ben çok mutlu olurum. Videomuza başlayalım o zaman. Arkadaşlar, bitki koruma ürünleri bayilik sınavı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi tarafından yapılan bir sınav arkadaşlar. Bir havuz oluşturuluyor ve bu havuzda çeşitli hocalarımızın gönderdiği sorular geliyor ve o havuzdan seçilen sorular sonrasında sınav olarak önümüze geliyor arkadaşlar. Bu sınav 100 dakika ve 80 soruluk bir sınav. Yanlışlar doğruları kesinlikle götürmüyor ama sizin bu sınavdan minimum 100 üzerinden 70 almanız gerekiyor. Bu da 56 tane doğru cevaba tekabül ediyor. Yani sadece 24 tane yanlış yapabilirsiniz. Peki bu sınavın içeriğinde neler soruluyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben yine notlarımı aldım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mevzuat veriliyor bize. Mevzuat yaklaşık 45 sayfa olarak önümüze çıkıyor. Ve sınavın yapıldığı sürelerde genelde eğer değiştirilmemişse, değiştirilmemiş kısmını okuyup gidiyorsunuz. Eğer değiştirilmişse, değiştirilmiş kısmını okuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde okuyarak mevzuata gidiyorsunuz. Benim mevzuatla ilgili önerim, ben size burada mevzuat anlatmayacağım arkadaşlar. Çünkü değişebilir, başka bir şey olabilir. Ve şöyle öneriyorum ben, eğer başka bir şehirden gidecekseniz, çünkü sınav Ankara, İzmir ve İstanbul merkezi olarak yapılıyor. Başka bir şehirden bu büyük şehirlere gidecekseniz ben bu mevzuatı mutlaka yolda okumanızı öneririm. Otobüs, tren ya da uçak neyle gidiyorsanız. Eğer hani bir gün öncesinden ya da 2 gün öncesinden gitmiyorsanız 1-2 gün öncesinden de okuyabilirsiniz. Eğer İstanbul, İzmir ya da Ankara'da ikamet ediyorsanız yine 2 gün öncesinden başlamanızı öneririm. Çünkü sadece okuyacaksınız, anlayacaksınız ve o şekilde yapacaksınız. Arkadaşlar bildiğiniz kitap okumak gibi bir şey. Zor olmuyor anlaması. Bu şekilde çalışabilirsiniz mevzuata. Arkadaşlar bitki hastalıklarından yine 16 tane soru geliyor. Peki bitki hastalıkları dediğimiz fitopatolojik kısmında neler var? Arkadaşlar bitki virüs hastalıkları, bitki bakteri hastalıkları, bitki fungal hastalıkları yani mikoloji ve herbiyoloji dediğimiz yabancı otlar kısmı bulunuyor. Bunlarla ilgili sorular geliyor. Ben bunları sizlere anlatırken genel olarak şöyle anlatacağım. İlk başta genel özelliklerini anlatacağım. Yani yabancı otların genel özellikleri, virüslerin genel özellikleri, işte bitki bakteri hastalıklarının, bakterilerin genel özellikleri, fungal hastalıkların genel özellikleri, işte belirtileri. Çünkü 2020'de girdiğim sınavda işte bitki virüs hastalıklarının belirtileriyle alakalı çok fazla soru gelmişti. Bunlarla alakalı böyle fikir yürüterek yapmamız gereken sorular vardı. İşte fungusların yapısıyla alakalı sorular vardı. Ben bunları size slide üzerinden anlatacağım ama dediğim gibi girişleri yine bu şekilde yüz yüze yapacağım ve bu şekilde sizlerle şey yapacağız ama ben konu başlığı şeklinde işlerken yüzünüze bakacağım ve hap bilgi şeklinde sizlere vereceğim. İşte erik şarka virüsünü anlatırken erik şarka virüsü diye ayrı bir video atacağım. İşte max 5 dakikalık bir video olacak ve sizlere buradan anlatacağım. İşte belirtilerini gösterirken şurada işte fotoğraflar vesaire koyacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar.
Arkadaşlar bitki zararlarından yine 16 soru geliyor. Bunda işte genel entomoloji, entomolojik zararlılar ve nematoloji yani zararlı bitki zararlısı nematotlar hakkında sorular geliyor. Ben yine genel entomoloji anlatırken yani çünkü böceğin bölümleriyle alakalı da sorular gelmişti. Bunları anlatırken yine sizlere slide üzerinden anlatmam gerekiyor. Yani genel entomolojiyi şöyle bir üstten geçerken de sizlere yine slide üzerinden anlatacağım. Yine şöyle düşünüyorum. Mesela bitki virüs hastalıklarını anlatmadan önce virüslerin özelliklerini anlatırken bunu bir video şeklinde yapacağım. İşte genel entomolojiyi anlatırken de entomolojik zararların bölümlerini bir derste işte sistemlerini kısaca anlatırken yine bir derste şeklinde anlatmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bunun içerisinde de genel entomoloji, önemli entomolojik zararlılarla ilgili sorular geliyor. Bu yüzden buna göre bir içerik hazırlayacağız. Yine bunlardan da 16 adet soru geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir de mücadele metotları kısmı var. Yani biyolojik mücadele, işte kimyasal mücadele, biyoteknik mücadele, karantina, bu tarzda konuların bulunduğu bir soru kısmı var. Bundan da yine 16 adet soru geliyor. Mücadele yöntemlerini de yine sizlerle işleyeceğiz. Bir şekilde hani tamamen bunların hepsini işlemeye yönelik videolar yapacağız. Bundan da yine 16 adet soru geliyor arkadaşlar. Bu soruları özellikle ben kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer dersleri iyi dinlerseniz. Çünkü zaten bitki koruma ürünlerini kullanmanın ana teması yani bitki korumanın ana teması nasıl mücadele edeceğini bilmektir. Ben bu yüzden bu konuyu çok iyi anlarsanız çok iyi bir şekilde yapacağınızı ve aslında hani sınavı kazanamasanız bile ki bence kazanılması çok da zor bir sınav değil. Yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. Çok da zor olmayacak yani. Ve arkadaşlar diğer konular yani bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına zararı, işte toksikolojisi, işte direnç yönetimi, entegre mücadelesi, şu su bu su ile ilgili de yine bir 16 soruluk, 16'ydı galiba. Evet, 16 soruluk bir kısım gelecek. Peki arkadaşlar bu bitki koruma ürünleri bayilik sınavı ne işe yarar, niçin gireriz? Bundan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar eskiden bitki koruma bölümü mezunu olan herkese bu bayilik belgesi veriliyordu. Ve sanırım bildiğim kadarıyla önceden bu belge diğer bölümlere verilmiyordu. Fakat artık eczacılar, kimyagerler, kimya mühendisleri, ziraat mühendisleri, orman endüstri mühendisleri, işte bitki koruma derslerini alan ziraat tekniker ve teknisyenleri. Yani almayan bir herhalde tıpçılar kaldı. Yani bu dersleri alan herkes artık bu sınava girebiliyor ama herkes kazanabiliyor mu? Hayır. Sadece ama aslında benim fark ettiğim şey şu. Taktiğini bileceksiniz. Çok önemli hastalık ve zararlarını biliyorsanız, işte yönetmeliği güzel okuduysanız, bitki koruma ürünlerini nasıl kullanacağınızı biliyorsanız, biraz akıl yürütebiliyorsanız bu sınavı kesinlikle kazanacağınız. Peki bu sınavı kazandıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar bu sınavı kazandıktan sonra elinize bir yetki belgesi geliyor. Bayilerde mesul müdür olarak çalışabiliyorsunuz. Aktif olarak çalışabiliyorsunuz ya da pasif olarak çalışabiliyorsunuz ki pasif olarak çalışmak maalesef ve maalesef aslında doğru olan da bu tabii ki. Çünkü mesuliyet alıyorsunuz arkadaşlar. İşte belgenizi tutup da aktif olarak çalışmadan bir yere verirseniz ve onlar yanlış bir şey yaparsa suç tamamen sizin üzerinize kalıyor ve bunların ağır yaptırımları var. Bu yüzden bunu pek önermiyorum. Aktif olarak çalışmanız 7/24 orada bulunmanız gerekiyor arkadaşlar. Piyasasını tam olarak net bir şekilde bilmiyorum. Ama aktif olarak çalışırsanız zaten mühendislerin sanırım ziraat mühendisleri TÜMOB'un belirlediği oran 4000 civarı bir şey. Ama zaten piyasa size 3000, 3500 lirası öpünde başınıza koyun. Bu tarzda maaşlar veriyor arkadaşlar. Başka ne yapabilirsiniz? Kendi bayinizi açabilirsiniz. Bayi açmak gerçekten karlı bir iş arkadaşlar. Hani kim ne derse desin. Bir çevreniz de varsa, çevre dediğim arkadaş çevresi gibi düşünmeyin. Yani tanıyorsanız, insanlar size güveniyorsa, verdiğiniz ilaçlara gözü kapalı bir şekilde alacaksa, yapacaksa, sizin bilgi ve tecrübelerinize inanıyorsa kesinlikle bayicilikte çok iyi para var. Ciddi manada iyi para kaldırıyor. Yani eğer yapabilirseniz, çünkü onun da bayağı bir mesuliyetleri ve bayağı bir gideri var. Çünkü biraz hani ipotek falan göstermeniz gerekiyor ilaç şirketlerine. Yapabiliyorsanız kendi bayinizi açın. Yapamıyorsanız işe girerken özellikle özelde işe girerken çok işe yarıyor bu belge. Kesinlikle alabildiğiniz kadar yani yapabildiğiniz kadar çalışın ve mutlaka alın bu belgeyi arkadaşlar.
Peki bu sınavın ücreti ne kadar? Arkadaşlar ben 2020'de girdim ve 85 TL'ydi. 85 TL'yi veriyorsunuz. Ankara, İzmir ya da İstanbul şehirlerinden birine gidiyorsunuz. Önceden sadece Ankara'ya gidebiliyorduk. Ankara'ya, İstanbul'a ya da İzmir'e gidebiliyorsunuz. Ben Ankara'ya gitmiştim. Orada size belirlenen sınav merkezlerinde sınavınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 80 soru, 100 dakika. 56 soruyu doğru bilmek zorundasınız. 24 yanlış yapma hakkınız var. Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz sorular varsa, işte şaibeli olduğunu düşündüğünüz sorular varsa, bu sene 5 tane vardı o sorulardan. Yani benim tespit ettiğim 2 taneydi ama 5 taneymiş. Bu soruları her soru başına 25 TL ödeyerek tekrar hani böyle kontrol edilmesi için başvuru yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani buna itiraz etmek deniyor. İtiraz edebiliyorsunuz 25 TL vererek soru başına. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Belki bugün bir video daha atarım. Çünkü girişini birazdan yapacağım ve hazırlıklarımı tamamlayacağım. Fitopatoloji notlarına başlayacağız. Bitki virüs hastalıklarında virüslerin genel özelliklerinden başlayacağım. Belki virüs ve viroide birlikte değinmiş olurum. Ve sonrasında işte mikrolojiye giriş yapacağız. Bakteriyolojiye giriş yapacağız. Herbolojiye giriş yapacağız. Entomolojiye giriş yapacağız. Ve sonrasında ben sizlerin karşısına geçerek burada 3-5 dakikalık kısa videolarla, bir önceki videolarım da var, sizlere atacağım mutlaka, kart olarak ekleyeceğim şuraya. Sizler mutlaka göz atın, işte yaprak bitlerinin özellikleri, nasıl mücadele edildiği, ne tür zararlar verdiği gibi soruları da sizlerle cevap arayacağız. 3-5 dakikalık özelliklerini, işte savaş yönteminin nasıl olmasıyla alakalı şeyler yapacağız. Sonrasında işte biyolojik mücadeleye falan değineceğiz mutlaka sizlerle birlikte. Kendinize iyi bakın. İnşallah kazanacaksınız. Ben çalışan, en azından bu videoları izleyen herkesin kazanacağına inanıyorum. Çünkü gerçekten çok zor bir sınav değil. Özellikle bu bölümü okuyanlar için hiç zor değil. Lütfen arkadaşlar, sadece abone olun ve bana destek olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.